Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebiyyin adlı kitabın ikinci videosu. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyoruz. Altıncı alt başlık. Narun, bir ateş, öyle ateş ki baridetün, soğuk. Yakmayan ateş. Nar, semai müennestir. Yani müennes bir kelimedir. Müennesi semaidir. Yani işitmeye bağlıdır. Arapçada böyle kelimeler vardır. Baktığımızda bir müenneslik alameti görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Müenneslik alametleri nelerdi? Elif-i memdude, elif-i maksura, kapalı T. Yani tay merbuta diyoruz ona. Bir de cemi müennes salimlerde T bulunur biliyorsunuz. Açık T ve sağında dik elif var. Onlar da yine cemi, bunlar da yine müennes alametidir diyebiliriz. Buna göre narun semai ve müennestir. Bu yüzden bari dün değil de bari de tün müennes gelmiştir. Buna göre serin ateş, soğuk ateş. Konu başlığı bu. İctema toplandı. Şey, kim toplandı? Ennasu, insanlar toplandı. Fail. Ve galu ve insanlar dediler. Gale, gale, galu. Fiil mazi, vav burada fail olmakta. Cimi vavı. Yani insanlar dediler. İnsanlar dedi. O insanlar dedi. Buradaki elif yine elifi farikadır. Bir önceki videomuzda elifi farikanın getiriliş, yazılış amacından bahsetmiştik. Faili söyledik. Mef'ul nerede? Mef'ul şimdi kavlin megulu denilen bir kavram var. Kavlin megulu yani denilen şey ne olur? Kavl maddesinin mef'ulu olur. Öyleyse insanlar her ne dediyse o mef'ul olur. İnsanlar ne dedi? Mâdâ nef'alu dedi. Sonra inne İbrahim'e keser al-eslâme ve ahânel âlihete dediler. Demek ki bu cümle olduğu gibi ne olur? Gavlin megulu. Yani gavul maddesinin ki burada galu olarak bulunmuş. Bunun mef'ulu olur. Mâdâ ne nef'alu yapalım? İnsanlar dediler ki ne yapalım? İnne muhakkak ki yani şüphesiz ki İbrahim'e İbrahim aleyhisselam kesara kırdı el esnâme putları. Onlara göre İbrahim yani. İbrahim putları kırdı. Ne yapalım? Ne ceza verelim buna? Konu bu şimdi. İnne ismini nasf haberini raf ederdi. İsmi İbrahim'dir. İsmini nasf etmiştir. Haberi nerede? Haberi kesara hüve el esnâme yani cümledir. Fiil cümlesi. Kesara kırdı. Kim kırdı? Fail lazım. Hüve o. Hangi o? İbrahim. İbrahim adlı kişi ki yani biz bunun İbrahim aleyhisselam peygamber olduğunu biliyoruz. Metne göre İbrahim diyorum. Kesara fiil hüve fail er aslam mef'ul. Buna göre kesara hüve er aslam yani fiil cümlesi olarak innenin haberidir. Mahallen mef'udur. Cümleler mahallen irap alır. Lafzen mef'udur veya lafzen mensuptur gibi bir şey denilmez cümleler için. Kesara kırdı hüve fail dedik. O İbrahim aleyhisselam kırdı. Neyi? El aslamı putları. Mef'uldur bu yüzden mensuptur. Cemi mükesserdir. Diğer adıyla cemi teksir, cümu'u teksir, kırık çoğul gibi adlara sahip olduğunu daha önce de söylemiştim. Müfredi ney? Sanem. Sanem put demek. Tabi bugün yani günümüzde sanem diye insanlara isim de verilmektedir. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir insana sanem ismi verilmemesi gerekiyor. Çünkü sanem put demek. Ve ehane ve ihanet etti. Kim? Hüve o İbrahim aleyhisselam ihanet etti. El alihete ilahlara. Hangi ilahlara? Yani bizim ilahlarımıza ihanet etti diyorlar. Ve se'ele ve sordu ennas insanlar. Ma ikabu İbrahim. İbrahim'in sonu cezası ne olacak? Ma cezau İbrahim'e. İbrahim'in cezası nedir? Burada ikab muzaftır. Burada da cezau yine muzaftır. Buna göre İbrahim İki kelime de İbrahim. Her ikisi de nedir? Muzafun ilektir. Ama gayri mustarif olduklarından fetha ile mecrurdurlar. Gayri mustarifin ne olduğunu daha önce bir video çekerek anlatmıştık. Kânel cevabı. Cevap şu oldu. Harriguhu vensuru aletekum. Harrik. Harriga harrigu. Emri hazırdır. Emri hazırın cemisi. Harrigu kelimesine mana vermek gerekirse yakın, yakmak, yakın. Hu onu, İbrahim Aleyhisselam'ı yakın. Vensuru yardım edin, böylece yardım etmiş olasınız. Alihetekum ilahlarınıza. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşe atın yakın,
Böylece ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz. Tabii bu yani dini açıdan bakılırsa insanların ilahlarına yardım etmesi, yani yardıma muhtaç ilahlara tapması tabii dini açıdan ve mantıki açıdan ne durumda belli. Konumuzu değil devam edelim. Ve hakeza aynı şekilde kâne idi, yani aynı şekilde şunu da yapalım diyorlar. Evgadu naran. Evgadu yaktılar, naran bir ateş yaktılar. Ve elgav ve attılar fiha o ateşe. Bakın burada ha zamir kullanılmış. Fihi gibi hi zamiri kullanılmamış. Neden ha zamir kullanıldı? Müennes zamirdir ha zamiri. Çünkü nar da müennestir. Ha zamiri nara racidir. Yani manası o. Ama hangi o dediğimizde nar yani ateş. Nar semai müennes idi ya. Bu yüzden zamirinin müennes olması gerekirdi. Fiha ona yani ateşe atın. Kimi? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atın. Velakinne Allah'a fakat Allahu Teala Nasara yardım etti. Kime? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a yardım etti. Nasara'nın faili nerede? Hüve. Tahtında müstetir yani altında gizli bir zamir var. O da hüvedir. Fiillerin altında hangi zamir olur? Fiilin kalıbına göre değişir. Bu bakımdan fiil çekimini ve zamirleri ezbere bilmeniz çok mühimdir. Velakinne Allah'a fakat Allah Teala Nasara yardım etti İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a ve gale ve dedi. Kim dedi? Hüve o dedi. Hangi o peki? İbrahim mi Allah Teala mı dedi? Allah Teala buyurdu. Linnari ateş için buyurdu. Şimdi insanlar için dedi deriz. Ama eğer bu fiil diyelim Allah Teala'ya ait ise Allah dedi değil de Allah buyurdu demeyi tercih ederiz edep açısından. Ya naru ey ateş kuni ol berden soğuk ol serin ol yani yakma. Ve selamen ve zararsız ol kime karşı? Ala İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a karşı İbrahim Aleyhisselam'a yönelik zararsız ve soğuk ol onu yakma. Ala harfi cer İbrahim kelimesi burada mecrurdur ama görüyorsunuz cer alameti ne? Fetha. Çünkü İbrahim gayrimusarif. Ve hakeza kâne. Aynı şekilde kânetin nâru yani aynı şekilde oldu. Kânetin nâru nar yani ateş idi. Ne idi? Berden soğuk idi ve selamen ve zararsız idi. Yani Allah Teala'nın bu buyruğunun ardından ateş sakin oldu. Peygamberi yakmadı. Ala İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a karşı zararsız ve soğuk oldu. Soğuk idi. Ve ra'a ve gördü. Kim? Ennas insanlar gördü. Neyi gördüler? Ennen nara şüphesiz ki ateş la tezurru İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermiyor. Ve ra'a ve yine gördü ennasu insanlar. Enne muhakkak İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam mesrurun sevinçlidir, rahattır, bir sıkıntı içerisinde değil. Ve inne İbrahim'e ve şüphesiz ki İbrahim Aleyhisselam nedir? Salimun, sağdır, salimdir. Bir ateş tarafından bir zarar kendisine dokunmamıştır. Enne ismine nasf haberini raf ederdi. İsmine nasf etmiş, haberini raf etmiş. Ve dehişe ve dehşete kapıldı. Kim? Ennasu insanlar. Ve tehayyeru ve hayret ettiler. Şaşırdılar bu duruma. Men kim Rabbi benim Rabbim? İbrahim Aleyhisselam'ın arayışı devam ediyor. Ve zâte leyletin günlerden bir gün ra'a gördü İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam. Ne gördü? Kevkeben yıldız gördü. Ra fiil, İbrahim fail, kevkeb meful olur. Ve bunun ardından yani yıldızı görmesinin ardından gale İbrahim Aleyhisselam dedi. Ve yine fail olur. Ne dedi? Hâdâ bu nedir? Rabbi benim Rabbimdir dedi. Hada derken kevkebi yani yıldızı kastetti. Lemma gabe. Lemma muzarın başında olursa farklı bir mana, mazinin başında olursa farklı bir mana ifade eder. Burada gabe kelimesi tıpkı gale gibi nedir? Mazi bir fiildir. Gale, kâne, sürekli kâne geçti. Tıpkı kâne gibi mazi bir fiildir. Lemma mazinin başında olduğu zaman dığı zaman diye çevrilir. Gâbe battı demek. Lemma gâbe battığı zaman. Battığı zaman veya ınca unca diye mana verilir. Yani batınca
Buna göre lemma zaman manasındadır. Lemma gabe batınca veya battığı zaman ne el kevkebu. Kevkeb yani yıldız. Kevkeb burada fail. Yıldız batınca gale dedi kim İbrahimu İbrahim dedi ki la hayır. Hada bu yani yıldız leyse değildir. Ne değildir? Rabbi benim Rabbim değildir. Ve ra'a ve yine gördü İbrahimu İbrahim Aleyhisselam gördü. Ne gördü? El kamera kamer yani ayı gördü. İbrahim fail kamer mef'ul. Fe bunun ardından yani İbrahim Aleyhisselam ayı görünce gökteki ayı görünce gale dedi ki kim? Hüve İbrahim Aleyhisselam dedi. Ne dedi? Hada bu yani kamer ay gökteki ay nedir? Rabbi benim Rabbimdir. Velemma gâbel kameru kamer yani ay batınca battığı zaman gale İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki la hayır. Hâdâ bu yani ay leyse değildir bir Rabbi benim Rabbim değildir dedi. Ve dala'ti şemsu dala'ti şemsu. Tabi eşşems kelimesi semai müennestir. Yine önemli bir konu. Dala'ti şemsu dala'ti doğdu. Eşşemsu güneş. Yani güneş doğunca diye mana verelim buna biz. Lemma dala'ti. Lemma'yı da buraya bağlayalım. Güneş doğunca sen hemen ardından Gale dedi kim? İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki Hada bu yani eşşems güneş nedir? Rabbi benim Rabbimdir dedi. Hada nitekim bu güneş nedir? Ekberu en büyüktür. Ekber ismi saf değil. Kebura yekburu 5. baptan ismi saf değil olarak gelir. Lemma gabeti şemsu güneş batınca filleyli geceleyin güneş batınca Gale İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki la hayır hada bu leyse bir Rabbi benim Rabbim değildir. Nitekim innallâhe şüphesiz ki Allah Teala nedir? Hayyun diridir. La yemutu ölmez. İnne ismine nasb haberini raf ederdi. Lafzatullah ismidir. Hayyun innenin haberidir. İnnallâhe şüphesiz ki Allah Teala nedir? Bâgin, bâkidir. Bâkin kelimesini necer etti diye düşünebilirsiniz. Bu kelimenin aslı bâgiyun. Bâgiyun. Yani sonunda ya harfi vardı, zammeliydi, öteliydi. Zammar geldiğinden hasfedildi vesaire kurallar var. Kurallar gereği bagin diye kalmıştır. Haberdir yani. İnna Allah'a bakın. Şüphesiz ki Allah Teala bakidir. La yagibu kaybolmaz. Yok olmaz. Ona hiçbir şey galip gelmez. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah Teala gaviyyun güçlüdür. La yagibu galip gelemez. Onu yok edemez. Hu onu yok edemez. Ne şeyun herhangi bir şey. Buradaki hu mef'ulü bih olur. Şeyun fail olur. Fiillere bitişen zamirler ne olur? Mef'ulü bih olur. Tabi yani zamire göre de değişir bu. Vel kevkebu yıldız nedir? Zayıfın zayıftır. Yağlibu galip geliyor. Yok ediyor. İki şekilde de mana verebiliriz. Galip geliyor, yok ediyor. Hu onu yani yıldızı ne es-subhu sabah. Sabah geldiği zaman yıldız kaybolur. Veya yıldız sabah ne olur? Yıldıza galip gelir. Galip gelir desek de yine nedir? Yıldız gözükmez yani kaybolur manası. Vel kameru ay nedir? Zayıfın. Ay da zayıftır. Çünkü tağlibu kaybeder hu onu. Yani yok eder. Eşşemsu güneş. Güneş doğduğu zaman ay da fazla bir süre havada kalamaz. Ay da yavaş yavaş yok olur. Ve şemsu güneş nedir? Zayifetun zayıftır. Tabii dikkat çekecek bir nokta. Kevkep'ten sonra zayifun, kamerden sonra zayifun, şemsten sonra zayifetun. Şems çünkü ne? Müennes, semai müennestir. Müennes kullanıldı bu yüzden. Tabii farkındasınız. El kevkep yıldız nedir? Mübteda yani. El kameru mübteda, eşşemsu mübteda. Hemen yanlarında yer alan zayıflar ise haber olmakta. Eşşemsu zayıftır, güneş de zayıftır. Yağlı bu
Yani kaybeder, yok eder. Ha onu, ha müennes zamir kullanılmış. Çünkü eşems müennes idi. Bu yüzden hu değil de ha kullanılmıştır. Yağlı bu kaybeder, gözükmez hale getirir. Ha o güneşi, ha burada mef'ulü bih oldu. Ne kaybeder onu? El-leylu, gece. Bu da faildir. Gece gelince güneş gözükmez. Ve yağlı bu neydi yine? Kaybeder, yok eder yani. Ha o güneş ne? El-gaybu, el-gaymu, bulut. Bulut gelince de güneş gözükmez. Vela yensuru, yardım edemez ni bana. Ne yardım edemez? El-kevkebu, yıldız. Buradaki ni mef'ul oldu. Burası da fail. Li-ennehu, çünkü o kevkep, yani yıldız nedir? Zayıfun, zayıftır. Haber oldu zayıf kelimesi. Vela yensuru, yardım edemez ni bana, yine mef'ulü bi. Ne yardım edemez? El-kameru, kamer yardım edemez, yani ay. O da fail oldu. Li-ennehu, çünkü o, yani ay, nedir? Zayıfun, zayıftır. Vela tensuru, tabii yine dikkat çekilecek bir nokta hep. Ne geçti arkadaşlar? Yensuru, şimdi tensuru geldi. İş değişti birden. Aynı şekilde ilk cümlede, yani vela yensurini el kevkebu li enne hu zamiri kullanıldı. Hemen altında kamer ile ilgili de yine hu kullanıldı. Ama şems ile ilgili ha kullanılmakta. Çünkü şems müennes idi. Bu yüzden ona raci olacak olan zamir de ne olmalıdır? Müennes olmalıdır. Aynı şekilde ardlarından gelen kelime görüldüğü üzere şemste zayifetun müennestir. Bir üstünde, yani kamer ile ilgili kullanılan cümlede zayifun, yani müennes değildir. Bir üstte, yani kevkep, yıldız ile kullanılan cümlede de yine zayifundur. Zayifetun değildir. Yani mühendislik müzekkere dikkat çekmek istedim. Velaten soru, yardım edemez ni bana. Ne yardım edemez? Eşşemsu, güneş. Li-enneha, çünkü o güneş nedir? Zayıfetun, zayıftır. Ve yensuru, ve yardım eder. Ni bana, kim yardım eder? Allahu, Allah Teala Celle Celaluhu yardım eder. Yensuru fiil, ni mef'ul, lafzatullah fail olur. Li-ennallâhe, şüphesiz ki Allah Teala nedir? Hayyun, diridir. La yemutu, ölmez. Ölümsüzdür. Ve bâkîn, ve bâkîdir. La yegîbu, kayıp da olmaz. Ve gaviyyun, ve güçlüdür. La yeğlibu, galip gelemez. Hu, ona ne galip gelemez? Şeyun, herhangi bir şey. Öyleyse Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve arafe, ve anladı. Kim? İbrahim Aleyhisselam anladı. İyi de neyi anladı? Enne Allahe Rabbuhu, Allah Teala'nın kendi Rabbi olduğunu anladı. Enne ismine nasb, haberini raf eder. Öyleyse lafzatullah nasbettiğine göre nesi? Enne'nin ismi. Rabbu ne olur? Enne'nin haberi olur. Peki hu neyin nesi? Hu burada nedir arkadaşlar? Muzafun ileh'tir. Rab kelimesi aynı zamanda muzaftır. Rab sarf bakımından ne olur? Mastardır. Yani fiili mazi mi, muzari mi, emri hazır mı gibi düşündüğümüzde mastar kalıbıdır Rab kelimesi. Rabbe yaruk'tan, yani muzaaf fiildir. Lenne Allah'e, çünkü Allah Teala nedir? Hayyun, diridir. La yemutu, ölmez. Enne yine ismini nasb etmiş, haberini raf etmiştir. Ve ennallâhe, ve şüphesiz ki Allah Teala nedir? Bâkin, bâkidir. La yegîbu, kaybolmaz. Bâkin aslında nedir? Bâgiyun, yani merfudur bu kelime. Ve ennallâhe, ve şüphesiz ki Allah Teala nedir? Gaviyun, kavidir, yani güçlüdür. La yegîbu, galip gelemez. Hu, ona, yani Allah'a galip gelemez. Ne galip gelemez? Şeyun, herhangi bir şey. Şeyun fail oldu. Ve arafe, ve anladı İbrahim Aleyhisselam anladı ki enne Allah'e, şüphesiz ki Allah Teala nedir? Rabbul Kevkebi, yıldızın da, yani yıldız derken bu elif lam cinsiye için, yıldız türü, yıldız cinsi, buna göre yıldızların da Rabbidir. Bunu anladı. Burada Allah lafzı, yani lafzatullah, ennenin ismi, Rab haberi olmaktadır.
Rabbul Kevkeb haber değil. Sadece Rab haberdir. Ve ennallâhe ve şüphesiz ki Allah-u Teala nedir? Rabbul Kameri. Ayın da Rabbidir. Sadece Rab haber olur burada. Allah lafzı zaten Enne'nin ismi. Devam ediyor. Görüyorsunuz Enne var, Enne var. İsimleri var. Lafzatullah hep onun ismi. Ardından gelen Rablar da hep haberidir. Ve buradaki Rablerin tamamı ne aynı zamanda? Muzaftır. Ardından gelen kelime muzafın ilehidir. Ve ennallâhe Rabbul Kamer. Ve Allah-u Teala ayın Rabbidir. Ve ennallâhe Rabbul Şems. Ve Allah-u Teala güneşin Rabbidir. Ve ennallâhe Rabbul Alemine. Ve Allah-u Teala alemlerin Rabbidir. Alemine nasıl bir kelime? Alemune alemine. Cemi müzekker salimdir. Ya ile yazıldığı zaman nasbu ve cerri meydana gelir. Yani cemi müzekker salimin nasbu da cerri de ya iledir. Peki burada nasb konumunda mı, cer konumunda mı? Az önce söyledik. Buradaki Rab'ların, Rab kelimelerin her biri muzaftır. Öyleyse el alemin cer konumunda yani mecrurdur. Ve heda ve hidayet etti kim? Allahu Allah Teala. Fail. Kime hidayet etti? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a hidayet etti. Mef'ul. Ve cealehu ve onu yaptı, kıldı, eyledi. Ne? Nebiyen. Nebi yaptı onu. Ve halilen ve halil kıldı. Halil dost demek. Ve emara ve emretti. Allahu Allah Teala Celle Celaluhu emretti. Kime? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a emretti. Mef'ul. Neyi emretti? En yed'u ve davet etmesini emretti. Nasıl hali? Neyi davet etmesini emretti de kime? Kavmehu, kendi kavmine. Hu nereye gidiyor? İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Kavm muzaf, hu muzafun ileyh, hu nedir? Zamirdir, zamirler mebnidir. Mebnidir ama nedir aynı zamanda konum olarak? Muzafun ileyhtir dedik. Öyleyse mahallen mecrurdur. Çünkü mebniler mahallen ilaf alır. Mahallen mecrur. Çünkü muzafun ileyh. Ve yemna'ahum ve onları men etmeyi de emretti. Min ibadetil asnami. Putlara karşı kulluk etmeyi yasaklamayı da emretti. Yani Allah Teala burada neyi emretmiş? Bir kavmini davet etmesini, çağırmasını. Nereye çağırmak, nereye davet etmek? İslam'a, Allah'a inanmaya davet etmeyi emretti. Ardından men etmesini de emretti. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a ikinci emri ne? Kavmini putlara karşı putlara ibadet etmekten alıkoyması, bunu yasaklaması, yanlış olduğunu beyan etmesini de emretti. Ve bunun ardından İbrahim Aleyhisselam davete geçti. Davetu İbrahim'e. Davet burada. Muzaf, İbrahim, muzaf, ileyh, tabi gayrimustarif demiştik. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti. Ve da'a ve davet etti. İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam davet etti. Fail. Neyi? Kavmehu, kendi kavmini davet etti. Mef'ul bu. Nereye davet etti? İlallahi, Allah-u Teala'ya davet etti. Yani Allah'a inanmaya davet etti. Burada hasfedilmiş yani mahzuf bir kelime var diyebiliriz. Ve mena'e ve men etti. Kim? Hüve, o İbrahim Aleyhisselam, fail. Kimi? Hum, onları yani kavmini. Bu da meful oldu. Hum cimi tabi kavm kelimesine bakıyorsunuz bir cimilik alamet yok diye düşünebiliriz ama mana bakımından kavm nedir? Cemidir. Çünkü kavim oluşması için pek çok kişinin yani bir topluluktan bahsediliyor. Öylesi cemidir. Bu yüzden cemi zamiri kullanılmıştır. Ve onları yasakladı diyor İbrahim Aleyhisselam o kavmini yasakladı. Neden yasakladı? Min ibadetil esnami putlara kulluktan ibadet kul. Kulluk demek, ibadet etmek demek, esnaf putlar demekti. Min dendan. Min ibadetil esnami putlara tapmaktan, putlara kulluk yapmaktan, putlara ibadet etmekten alıkoydu. Yani onları yasakladı. Başarabildim mi, başaramadım mı orası ayrı. Ama yasak kıldı. Gale dedi İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam li kavmihi kavmi için dedi ki ma ta'budune yani ma ta'budune ne demek? Neye ibadet ediyorsunuz? Neye kulluk ediyorsunuz? Yani abd kökünden gelen kelimelere hem kulluk etmek hem de ibadet etmek manası verilebilir. Zaten ikisi de aynı şey. İkisi aynı kapıya çıkıyor. Galu onlar dediler ki vav faildi elif-i farikamız var. Galu onlar dediler ki ne'budu biz ibadet ediyoruz esnamen putlara.
Na'budu fiil, abede ya'budu'dan fiili muzaridir. Fail ne? Nahnu. Nahnu burada fail olur. Bu kalıpta fail nahnudur. Nahnu biz fail, esnamen ne olur? Meful olur. Biz putlara ibadet ediyoruz, kulluk ediyoruz. Gale İbrahimu, İbrahim aleyhisselam dedi ki, Hel esma'une, onlar işitiyorlar mı? Küm sizi, id ten'une, siz dua edince. Yesma'une cem-i zeker salimdir. Fail ne? Vav. Onlar. Onlar işitiyorlar mı? Küm. Meful oldu. Sizi işitiyor mu? Meful. Ne zaman? İd zaman demek. Ted'ûne sizin dua etmenizden kastetmiş. Siz dua edince. Siz manası nereden çıktı? Tabii bu muhatap kalıbıdır. O yüzden siz manasını veriyoruz. Burası da muhatap değil, gayb kalıbıdır. O yüzden onlar dedik. Yenfe'ûne fayda veriyorlar mı? Kimler? Onlar. O putlar fayda veriyor mu? Küm size. Veyahut da yezurrûne zarar verebiliyorlar mı? Yani fayda verebiliyorlar mı size? Eğer bir zararları dokunabiliyor mu? Kalu dediler ki, kimler? Puta tapanlar dediler ki, vaffail yine. Bel hayır, vecedna biz bulduk. Vecedtu, vecedna, mazi fiil. Nefsim tekellim, mali gayrına, fail. Biz bulduk, vecede yecidu kökünden geliyor. Onu da söyleyelim. Vecede yecidu, yevcidu olmuyordu. Neden? Vav, fetha ile esra arasında bulunduğunda hasfedilir diye bir kaidemiz vardı. Vecedna biz bulduk. Abaena babalarımızı, dedelerimizi, atalarımızı bulduk. Abae burada ne olur? Muzaf olur. Na muzafın ileyh olur. Biz atalarımızı bulduk. Kezalike yef'alune. Böyle yapar iken. Onları böyle yapar bulduk. Kederik işte böyle yef'alune yapıyorlardı. Gal İbrahimu İbrahim aleyhisselam dedi ki ene ben la e'budu ibadet etmem, tapmam, kulluk yapmam. Hadi esname şu putlara. E'budu ene fail. Bel aksine ene ben neyim? Adüzzün, düşmanım. Lihadihil esnami, şu putlar için ben bir düşmanım. Ene ben e'budu ibadet ediyorum, kulluk ediyorum. Ene failine. E'budu fiil ne lazım? Meful lazım. O da Rab kelimesi olur. Ben ibadet ediyorum. Rabbel alemine, alemlerin Rabbine. Rab nedir burada? Muzaftır. Aynı zamanda mef'uldür. Aynı zamanda mastardır. Onu da söyleyelim. El alemin kelimesi muzaffun ileyh celalameti yadır. Çünkü cem-i müzekker salim. Ellezî, o Allah ki halaga yarattı ni beni. Fehüve yehdîn. Fehüve ve o, yani Allah Teala nedir? Yehdîn beni hidayete erdirir. Erdirdi daha doğrusu burası için. Her ne kadar muzari olsa da. Vellezî, o Allah ki hüve o yud'imu, doyurur ni beni ve yesgîn ve içirir. Tabi bu arada söyleyelim, şu an Şuara suresini okuyoruz. 78. ayetten başladı. 78, 79, 80 diye devam ediyor. وَاِذَا مَرِضْتُ ben hastalanınca, yani hastalandığım zaman فَهُوَ o Allah Teala يَشْفِينَ ne yapar? يَشْفِينَ şifa verir, beni iyileştirir. وَالَّذِي o Allah ki يُمِيتُ öldürür ni beni ثُمَّ sonra يُحْيِينَ diriltir. وَاِنَّ الْاَصْنَامَ ve şüphesiz ki putlar la tehlugu yaratamaz ve la tehdi hidayete de erdiremez doğru yolda gösteremez. Ve innaha şüphesiz ki o putlar, hanım putlara gittiğini nereden anladık? Yani okuyup gidiyoruz, belki Allah lafzına gidiyor, belki İbrahim'e gidiyor, belki konuştuğu kişilere gidiyor. Nereden anladık? Bir, bağlamdan anladık. Yani zaten putlardan bahsediyor hemen üst satırda. İki, ha zamir müennestir. Müennes olan da burada esnandır. Bağlamlar da önemli. Ve inna şüphesiz ki o putlar la tud'imu, doyuramaz ahaden hiçbir kişiyi ve la teski, susuzluğunu da gideremez, sulayamaz, su da veremez. Ve ida meriza, hastalanınca ahadün bir kişi, fehiye o putlar la teşfi, iyileştiremez, şifa da veremez. Şimdi hiye zamirini kullandı. Hiye müfret müennes zamirdir. Esnam'da gayri akıl bir cemi olduğundan müfret müennes hükmündeydi. Hiye'nin oraya gittiğini böylece fark ettik.
Ve inneha şüphesiz ki ha o putlar nedir? La tumitu öldüremez eheden hiçbir kişiyi. Ve la tuhi ve aynı zamanda hiçbir kişiyi diriltemez de. Yani herhangi birisini. 10. alt başlık. O da Emam Melik. Melik tabii şimdi geçecek yine. Yani Melik'in önünde. Melik burada yönetici manasında. Sultan, padişah, hükümdarın önünde geçen bir diyalogdan bahsedecek. Kâne idi fil medineti şehirde idi. Yani şehirde vardı. Ne? Melikun bir melik, bir hükümdar vardı. Öyle melik ki bu. Kebirun, büyük sıfat geldi. Kebir kelimesini kullandık. Cidden, gerçekten de büyük. Ve zalimun ve zalim cidden. Gerçekten de oldukça zalim bir hükümdardı. Şehirde bulunuyordu. Ve kânen nasu ve insanlar idi yescudûne secde ediyorlardı lil meliki. Padişah için, yönetici için secde ediyorlardı. Tabi yine kânenin ismi, kânenin haberi cümle olarak, kânenin ismi tek kelime haberi cümle olarak yine geçmeye devam ediyor. Bir önceki derste değindiğimiz şeyler hala tekrar edilmekte. Ve semi'a işitti kim? El meliku yönetici işitti, duydu, neyi duydu? Enne İbrahim'e şüphesiz ki İbrahim aleyhisselam yescüdü, secde ediyor lillahi Allah-u Teala'ya. Ve la yescüdü ve secde etmiyor li ahadin hiçbir kişiye. İşte İbrahim aleyhisselamın Allah-u Teala secde ettiğini ve ondan başkasına herhangi birisi için secde etmediğini Melik duydu. Fe bu durumda gazibe öfkelendi. Yani bu duruma öfkelendi. Kim? El-Meliku yönetici bu duruma öfkelendi ve talebe ve istedi. İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam talep etti. Yani bu, onu buraya getirin, buraya gelsin dedi. Ve ca'e ve geldi. Kim? İbrahimu İbrahim Aleyhisselam geldi. Ve kâne İbrahimu ve İbrahim Aleyhisselam idi. Ne idi? Kâne'nin ismi ya bu. İbrahim Aleyhisselam neydi? La yehâfu ahaden. Hiçbir kişiden korkmuyordu. Yehâfu, hâfe yehâfu. Yehâfu muzari, huve fail. Yine İbrahim'e gidiyor biliyorsunuz. Yehâfu ahaden. Yani yehâfu nedir? Fiildir. Huvesi faildir. Fiil, fail, meful. Hep haber cümlesi olarak kâneye sürekli geçmekte. İbrahim Aleyhisselam hiçbir kişiden korkmuyordu. İlla ancak korkuyordu. Kimden? Allah'tan korkuyordu. Buna göre Allah'tan başka hiçbir kişiden korkmuyordu. Galel Meliku Melik dedi ki men kim Rabbuke senin Rabbin? Ya İbrahim, ey İbrahim senin Rabbin kim? Gal İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbi Allahu benim Rabbim Allahu Teala'dır. Galel Meliku Melik dedi ki menillahu Allah Teala kim? Ya İbrahim, ey İbrahim Aleyhisselam Allah kimdir? Diye sordu. Tabi men biliyorsunuz aslında nedir? Sükun üzere mebnidir. Burada ne olmuştur? Geçiş sağlanması bakımından. Es-sakin izâ hürrike bil kesri. Yani sakin bir harfe hareke verilirken esre ile verilir. Geçiş yapmak gerektiğinde. O kaideye dair nun esrelenmiştir. Gâl İbrahimu İbrahim aleyhisselam dedi ki Ellezî o öyle Allah'tır ki yuhyî ve yumîtu. Yuhyî diriltir, yumîtu öldürür. Gâlel melik, melik de dedi ki en uhyî ve umîtu, ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Ve da'a ve çağırdı el meliku yönetici yani melik çağırdı raculen bir adam çağırdı. Ve ardından gatele katletti yani öldürdü. Kim? Hüve o melik fail. Kimi öldürdü? Hu onu. Bu da hu meful oldu. Ondan kasıt racul yani. Gatele fiil, hüve gizli zamir olarak fail, hu mef'ulü bih olmakta ki racule racidir. Ve da'a ve yine çağırdı. Kim? Hüve melik çağırdı. Kim mi çağırdı? Ne çağırdı? Raculen bir adam çağırdı. Mef'ul. Ahara başka. Başka bir adam çağırdı. Ve tarake ve terk etti. Yani bıraktı, öldürmedi. Kim? Hüve melik fail oldu. Hu onu, bu da mef'uldür. Hangi onu? Diğer adamı bıraktı, onu öldürmedi. Ve gale ve ardından Melik dedi ki, ene ben uhyi diriltirim ve umitu ve öldürürüm.
Kateltü katlettim, öldürdüm racülen bir adam, adamın birini öldürdüm ve taraktu ve bıraktım, öldürmedim yani böylece diriltmiş oldum. Racülen bir diğer adamı dedi. Ve kanel meliku ve melik idi. Melik neydi? Beliden basit fikirliydi. Biraz aptal tarzındaydı. Yani hem aptal manasına geliyor belit, hem basit fikirli manasına geliyor. Biz burada basit fikirliydi diyelim. Cidden, gerçekten de basit fikirliydi. Ve kedalike yine böyleydi küllü müşrikin, her müşrik de böyleydi. Oradaki müşriklerin tamamı da yine böyleydi. İşi basite indirgemiş idi. Ve erade ve istedi İbrahim Aleyhisselam en yefheme el meliku, melikin anlamasını istedi. Ve yefheme kavmuhu, ve onun kavminin de bunu anlamasını istedi. Ve bunun üzerine gale dedi İbrahim Aleyhisselam lil meliki, melik için dedi ki fe inna Allah'a, şüphesiz ki Allah Teala yeti getirir bir şemsi, güneşi getiriyor. Minel meşriki, şarktan getiriyor. Yani nereden geliyor güneş? Doğudan geliyor. Fe öyleyse itti, emri hazır. Sen de getir biha, o güneşi, müennes zamir kullanılmış. Güneş çünkü müennes. Minel mağribi, sen de güneşi garptan getir. Allah Teala güneşi doğu taraftan, doğu bölgesinden yani gökyüzüne çıkartıyor. Oradan doğuruyor onu. Sen de güneşin battığı yerden, batıdan güneşi çıkart bakalım dedi. Ve ardından tehayyere, hayret etti el melik melik ve sekete ve sustu. Kim sustu? Hüve, o melik sustu. Fail. Ve hacile ve utandı. El melik melik ve mavecede ve bulamadığı cevaben, herhangi bir cevapta bulamadı. 11. alt başlıkta bırakalım. Da'vetul Validi.